Ha izleyelim bakalım ya neymiş bu çocuk. Şimdi kanalın adı Tepki Polik olduğu Kanallar için dimdik. sen şaka 1. Şaka sayacı tutabilir miyiz? Şaka 1. Giriş şakasıyla ben ortamı ısınırım dedim ilk etapta. Hani oraya oturduk tamam mı? Bir giriş şakasıyla bir startı vereyim dedim tamam mı? Oraya gidince şimdi yani. Orada insanlar da orada ya. Ben de beni davet ettiğinden beri sürekli böyle tepki vermeye çalışıyorum. İstemsizce böyle arabada giderken aa falan yapıyorum böyle her şey. Her gördüğüm şeye tepki veriyorum falan böyle. İki sen kaydı açtık sen oyalı izleyicilerin. Geçelim falan diyor. Enes. Buranın Seda Sayalı benim. Düşmem bu videoda değil ya. Bölmemiz soruyla başlıyoruz. Soruları severiz. Ana odaklanmayı mı seversiniz? Yoksa gelecekle ilgili böyle çok düşünür müsünüz? Çok hayır, ana odaklanırım. Soruyu bitirdim ya. Gelecekle ilgili çok kaygım var mı? Geleceği çok düşünür müsün mesela? Düşünürdüm ama... Düşmem var ama bu videoda değil. Bir dahaki video veya ondan sonra 3 video çektik toplamda. Bunu söylememde herhalde bir sakınca yoktur. Orada... Toplu çekiliyor videoları. Ben de bunu buradan itiraf edeyim abi. Gittik oraya bir video. 3 tane video çektik. Bir tane daha güzel bir video var. Diğeri video izlemeli tepki. Yani o birazcık daha standart. Bir tane daha video var. Onu söylemeyeyim istiyorsanız. Sıradaki video herhalde 27'si. Tabii. Sıradaki video video izlemeli olur. 1 Nisan içerikliydi. Video izlemeli bir video olur. Ondan sonraki daha komik bir video. O düştüğüm video en son herhalde muhtemelen 2 hafta sonra yayınlanır diye düşünüyorum. Ana odaklanmayı daha çok severim. Ana odaklanıyorum ya galiba. Zaman kaçıyor tamam mı? Hani yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi abi biliyorsun ki su kaynaklarımız tükeniyor. Küresel ısınma etkisini gün geçtikçe çok daha fazla gösteriyor. Maalesef. Gelecekte çok sayıda meyve ve sebzenin yok olacağı öngörülüyor. Mesela üzüm, muz, bal, elma bunların başı... Burak bana dedi ki aç gel dedi. Emin misin dedim ya. Bir şey şunu demek istedim ya. Emin misin Burak dedim yani. Bana benim gibi bir adama aç gel demek. Oğlum her içeriği söyledim mi? Yabancım var ya burada Burak. Gözünü seveyim ya. Burada dur oturmuşuz. İki muhabbet edelim. Bana aç gel dedin. Böcek de 5 tane böcek yani anladın mı? Benim cüsseme 5 böcek. Hey spoiler verme hey. Oğlum videoyu izlediniz zaten sen ne anlatıyorsun ya? Harbi oğlum izlemeyen de vardı. Burak bir şey söyleyeceğim bu izlenme ne kötü mü? İyi mi kötü mü? Senin kanalına göre böyle bir izlenme. Merak ettim yani sadece. İyi mi bu izlenme? Ya bilmiyorum kaç saat oldu? 5-6 saat olmuştur herhalde. Kötü. Normal Tepki Kolik kanalına göre kötü mü bu izlenme yani? Benim katılmış olduğum bölüm. Kafi. Ortalamanın üstünde. Ha, ortalamanın üstünde. Tamam. Biz de zaten ortalamayız yani baktığın zaman. Yorumlara bakacağım ya. Ses mi açayım? Geliyor abi. Sen ciddi misin ya? O hepsini de çok yerim ya. Özellikle abi. Bal ve muz. Bütün bu besin kaynakları yok olunca bizler neler yiyeceğiz abi? Bunu hiç düşündün mü? Böyle bir şey hiç geçti mi kafanda? Geçmedi. Burak sen neyi peşindesin ya Burak? Örneğin abi yapay etlerin ileride tüketilebileceği artık kesin. Bu şaka değil. Şimdi giriş şakasıyla başladı. Bu şaka değildi yani. Hakikaten neyin peşindesin? Bana aç gel dedi. Ben Efe'nin bölümden izlediğim kadarıyla bayağı güzel yemekler yeniliyordu. Bayağı güzel yemekler. Ben de şunu söylüyorum. Tepki Kolik kanalındaki Burak Beyefendi'ye. Efendim öyle 5 dolarla 10 dolar bandından yurt dışından Çin'den böyle börtü böcek getirteceğine. Yani burada bir lahmacun 7,5 TL olsun hadi 10 TL olsun. Anlatabiliyor muyum? 3 lahmacun bir mercoyla çok da güzel bir bölüm daha çekilirdi yani. Birbirimizi kandırmanın birbirimizi sikmenin bir anlamı yok şimdi. Affedersin. Doğru muyum? Önümüzdeki bir doğru. Sene içerisinde ben buradan şunu söylemek istiyorum Burak'a. Bir sene içerisinde yemekli ama hakiki böyle sofralı mangallı hatta yani amına koyayım yani anlatabiliyor muyum? Gerçekten mangallı proteine doyabileceğimiz bir bölüm tepkisi ona da tepki vereyim. Bana de ki bunu ye ama böcek yemiş tepkisi ver de ben oyuncuyum oğlum veririm yani anladın mı? İyi bu böcek artık
Bu bilgisayar değil mi ya bu? Bunlar program değil mi ya bunlar sonuçta? O ne? Halledilir bu amına koyayım. Kesilir, biçilir. Önüme bir böcek koyulur. Hani bu... Nuri burada mısın ya Nuri? Nuri? Daha efendim Nuri abi. Nuri tepki kuleye iteliyor. Nurullah. Senin bana bu video editlerle bana bir tane böcek... Yani lahmacun yesem mesela böcek yedirmiş gibi yapman kaç dakikanı alır Nuri? 5-10 dakika maksimum. 5-10 dakika yani. Maksimum. Doğru mu? Tabii canım. Sen işlemcin bir tık daha iyi olsa kaç dakikada yaparsın böyle bereketi? 2,5-3 dakika. 2,5-3 dakika lan! Şaka gibi anlatabiliyor muyum? 2,5-3 dakikalık bir olay yani bu. Biz burada affedersin kebap da yiyebilirdik, kanat da yiyebilirdik. Ben yine böcek yeme taklidini yapardım. Ama işte bizde de şöyle bir olay var. Biz de insanları kandıramıyoruz. Videoyu devam ettirsene. Sen krize giriyorsun ha değil mi? Sen bu yayıncılığa düşmanısın Murat bu arada, haberin olsun. Bana ne diyor biliyor musun Murat? Videomu izleyenleri izliyorum diyor. Ama nasıl böyle psikopata bağlamış. Videoyu izleyenleri izliyorum. Aynen böyle eller. Durduruyorlar ya diyor. Durduruyorlar ya diyor. Dayanamıyorum diyor. Dayanamıyorum. Devam et. Devam et istiyorum diyor. Yanlış anlama Burak'cığım. Bu seni şimdi bu video seni 3 gün götürüyorsa benim de bu yayının bu video mesela 28 dakikalık video benim de 1,5 saatimi götürmeli. Anladın? Öyle hep ben olmaz. Bizim de kontentasyon olayı bu yani şimdi. Devam ediyorum. Gibi bir şey. Bill Gates mi? Aynen öyle abi. Hayvan hücreleri kullanarak laboratuvarlarda üretilen etleri tüketeceğiz abi. Gerçekten. Abi şu zaten organik değildi. Zaten kandırıyorlardı bize. Şimdi tamamıyla işlenmiş ve tamamıyla fabrikasyon ürünü şeyler yiyeceğiz. Çok güzel bir gelecek bekliyor bize. Hatta Bill Gates de yakın zaman önce yapay etler için geleceğin gıdası demiş. Peki abi bütün bunları anlattım sana. Sence bölümümüzün içeriği nedir? Sen bana bir a** yedireceksin. Ya yemek bölümü dediğin bu muydu? Kanka yapay. Sahne 2, şaka 2. Ben yaptım et. Elma mı yiyeceğiz? Elma, üzüm, bal. Şeye mi yaptıracaksın böyle? GDO'lu domates falan mı yedireceksin? 3. Sahne 3, şaka 3. Ananız kim? Her sahnemde şaka yapmış olamam herhalde değil mi? Ciddi bir şeyler de söyledim diye hatırlıyorum ben çünkü. Oraları kesmiş de olabilir Burak, bilmiyorum. Geleceğin yemekleri. Ya... Sen var ya... Artık bir tepkoyuk olmuşsun. 200 IQ. Sizler için gelecekte tüketilecek yiyecekleri bulduk. Vay be! Helal olsun. Google tepki ver, Google tepki ver. Güzel, böyle şeyde kalın, tetikte kalın, arada size tepki verdireceğim. Tamam. Tamam mı? Batuhan tepki ver, Batuhan. Tepki ver. Ananı satayım, ne diyorsun ya? bana dön, bana dön. Google tepki ver, Google. What the fuck? What the fuck? Tamam, arada tetikte kalın, size böyle tepkiler verdireceğim size de. Anladın mı? Kontenti zenginleştiriyorum Burak'cığım, kusura bakmazsan. Onlarca yıl sonra yenilecek olan yiyeceklere tepki vereceğiz. Şaka yapıyorsun. Evet. Yapay et yemeyeceğim herhalde değil mi şu an? Onu bulamadık. Tamam, güzel güzel bölümmüş hakikaten, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ama yine ben sizin bir tane bölümünüzü izlerken... Yok işte İngiltere kraliyet ailesi bunu yiyor deyip hazır noodle koymuştum çocuklara. Hayır lan. Onu görünce ben bütün inancım kayboldu, anladın mı? Şaka sayılmayabilir bu ya. Gerçekten çünkü. İngiltere kraliyet ailesi bunu yiyor deyip hazır noodle ya. TR marka bir de yani, anladın mı noodle'da? Hani yabancı marka bile değil. Türk markası noodle, orada kettle falan var zaten orada. Haşlamış vermiş. 3,5 diyelim. Nice! Şimdi arkadaşlar gelecekte tüketilecek şeyler öyle çok lezzetli şeyler değil. Fark etmez ya. Çikolatalı bir şey değil mi? Ya tuhaf şeyler olsun. Bana yeter. Tuhaf. Hiç merak etme abi. Aaa. Aaa ne kadar güzel bir tabak. Her şeye çok tepkiliyim. 2050 yılında. Şaka 5. 4. Yenilecek bir şey getiriyorum. 2050. Kanka birazcık fazla gelecek olmuş o. Ben mi açayım? Sence. Buraya kadar geldim ben mi acıyorum? 6. Açıyorum. Anne bu ne? Ne gülüyorsun ya? Bu ne abi? Akide şekerim. Yalnız bir şey soracağım. Bak şu ürün, tamam mı? Bu açma ürünü var ya, bu tabak. Gerçekten parasını inanılmaz hak eden bir ürün olmuş ya bu kanalda. Öyle söyleyeyim sana. Buna verilen paranın %1 milyona helal paraymış belli ki. Yani bu tabaktan...
nasıl content çıktı ya, anlatamam sana, anlatabiliyor muyum? Anlatamam diyorsam anlatamam, anlayamıyor olman lazım o yüzden. Niye sordum anlatabiliyor muyum diye? Bilmiyorum. Ne bu? Ne bu, bir elini abi göstereyim. Ne bu abi, bu ne abi ya? Oğlum bu sakız mı? Değil. Ha, tatlı değil diyor. Kafein. Ciddi misin? Nata sweet diyor. 100 mg kafein diyor. Kahve mi? Bu ne biliyor musun? Kahve şekeri. Nikotin şey sakız gibi bir şey. Önündeki bir şeker ama normal bir şeker değil. Yenilebilir bir kahve olarak düşünebilirsin öndeki. Bu çok... Tepki ver Batuhan, tepki ver! Anam, nasıl yenilebilir kahve? Nasıl yapmışlar bunu? Öyle yapmışlar işte. Şimdi bu kahveyi de Bill Gates de onaylamış bir kahve bu. Evet. Ver tepkini. Bill Gates. Oh my god! Ya Orospu, sen niye İngilizce tepki veriyorsun onu anlayamadım. Tanıdık bir sakız kokusu var bunda. Şekerin kafein miktarı günlük olarak tüketilen kahvedeki kafein miktarıyla neredeyse aynı, yani öndeki şekerin. Enerji içecekleri veya kahvelerden çok daha hızlı vücuda giriyor ve etkisini 5 dakika içinde göstermeye başlıyormuş. Ve en önemli özellikleri şunlar. Zihinsel yorgunluğu azaltırken dayanıklılığı arttırıyormuş. Ağrı ve yorgunluk ağrısı azaltıyormuş. İnsanların daha iyi odaklanmasını sağlıyormuş. Oha! Ben böceği bile beğendim. Bir şey olacakmış gibi bekliyorum böyle. Tadı nasıl biliyor musun? Böyle bir... Dur anı söyleyeceğim ya. Vivi Dandin beyin açan yeşil sakızları var ya. Ha, onun tadıyla şey, aynı. Aşırı naneli falan öyle mi? Onun tadıyla aynı birebir. Sadece nanesi... Beynimde dönen bu cümle benim de. Biraz daha az. Artık almış olman gerekiyor bir tane. Aldım. Evet. Tadı çok kötü. Bir kere mentollü. Tamam. Mentol sevmem. Kahve bekliyordum. Ben de bunları demek istemiştim. Kahve tadıyla alakası yok. Uzaktan yakından. Hoşuma gitmedi. Abi ben yardımcı olayım. Bir tane tadı geliyor mu? Evet. Bunu diyecektim yani. Ben buraya kes söyleyeyim o zaman ya. Nane tadı geliyor. Kahve tadı falan gelecek dedi. Ben de. Evet. Ne var? Sakız. Naneli. Şeker. Tadı kötü abi. Nane ve bir acımsılık var. Kahvenin acılığı herhalde. Karadeniz'e hiç gittin mi? Yok. Ormanlık alana gitmişsindir ama böyle. Karadeniz'in hani oksijeni falan abi, şeydir ya. Evet. Hani orada otursun piknik yaparsın ya. Mangal falan yakılır. Ama acayip acıkırsın tamam mı o esnada. Onlar olacak da falan dersen hadi pişsin artık diye beklersin ya. İşte orada çoluk çocuğun elinde şeker olur böyle. Kakaolu şekerler olur. Ha, ondan abi atarsın ağzına. Eritmeye çalışırsın onu. Evet. Tam onu eritirken... Bir tane et şiş pişmiş olur da sana uzatırlar. Hani köftenin tadına bak gibisinden. O ağzındayken bir de köfte atarsın ağzına. Bunlar hep yapılan şeyler ya. Hiç yapmıyor. Bir noktaya kadar tamam da yani. Hayal edemedim. Ona benzer bir durumdayım şu an. Abi önemli olan zaten kahveyi öyle yavaş yavaş sıcak bir şekilde tadıyla içmen abi. Tepkim bu şekilde. Tepki ver! Yok artık. İsim vermedin. İsim vermedim doğru. Bu ne yani? Şimdi şöyle yapacağız Günce. Bunun etkisi 5 dakika sonra geleceği söylendiği için diğer yiyeceğimizi geçelim. Ondan sonra bunu konuşalım. Tamam, tamam mı? Beyninizde bir açılma, bir enerjiklik vesaire onların hepsi olacak deniyor. İkincisine geçelim. İkincisinden sonra bunu konuşacağız. Etkisi geldi mi gelmedi mi diye. Şimdi getireceğim şey yiyeceğine dair bana söz veriyor musun? Söz veriyorum. Sesli biraz. Veriyorum. Bu da acayip bir enerji vermek... Dur lan! Dur! Sende de var mı o bacak? Burak bir şey söyleyeceğim. Bacak değil yalnız bu. Bende bir hareketlenme oldu ya. Bunu da bizim sevenlerimize yaptığım bir şakaydı bu da. Beni tanıyanlara. Bize selam çakmışsın. Ha bu bir selamdı. Aynen. Yani anladın mı? Katmanın özellikle selam. Batuhan'a bir selam gönderdim orada. Kamerada çıkmamış ama olsun Batuhan. Çok küçük olduğu için çıkmamıştır kanka. Normal. Nesrin tepki versin şu böceğe bir tane ya. Dur Nesrin'e vermeyeceğim. Birçok kaynağa baktım açma ve ileride %100 olarak açacağın şey tüketilecek abi.
Hap. Tepkolik ailesine hoş geldin demek istiyorum tekrardan. Çarpıntım tuttu. İyi değilim. Açabiliriz. Bu kıvırcığı da hiç sevmedim. Benden kendimden bahsediyorum orada. Bu kıvırcıktan bahsediyorum. Yanlış anlamayın. Hayır, rol çalmış. Kendimden bahsediyorum. Tamam. Bu videoda bir tane kıvırcık olacak demiştim Burak. Bir tane kıvırcık var. Böyle anlaşmamıştık ha. Oradan bir de gülüyor mu falan? Ne olabilir ki? Ben bunu yemem. Niye kapattın? Ben bunu yemem. Aa no. No. Böcek! 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 İnsanları delirtmiş işte anladın mı? Böyle böcek görünce sevinmeye başlamış artık insanlar. Çok iyi. Oğlum niye seviniyorsun? Abi özledim. Oley be çiş içmedik. Bugün de çiş içmedik. diye seviniyor anladın mı adamı? Çünkü bunun bir tık sonrası o yani anladın mı? Kaka temizlenmiş kaka yedirdim bugün. Anlatabiliyor muyum? Oraya doğru gidiyor yani kanal tepkileri anlamında. Ama yani böcek yemeği. Bu ne? Aa böcek. Böcek. Gel gel nereye gidiyorsun gel buraya. Arkadaşlar bu arada şunu da söylemezsem vicdanım rahat etmez. Tabii ki orada böcek möcek yemedik. Biraz orasılık yapmayalım mı? Tabii ki böcek falan yemedik. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu kadar insan rahat rahat böcek yiyebilir mi sizce zaten? Ama nedir? Kurgu yöntemi, kurgu sanatı diye bir şey var. Ne yaptık orada işte? Alttan böcek yiyormuş gibi. Bu case beach senaryoları var. Bilenler iyi bilir. Nuri kaç dakika bana bu böceği yedirtmen? 30 saniye ya. 30 saniyede ben bu böceği yerim yani normalde. Şaka yapıyorum şakacığım. Burak kudurur şimdi. Ne diyor lan bu? Bu ne diyor lan falan diye. Yok yok hakikaten yedik. Hayattayım. Of, süper. Hayattayım. Ne? Bunu görmediniz. Bu bölüm çekilmiyor. Gördük abi. Ben gidiyorum. Hayır hayır. Bu ne oğlum? Oğlum arı bu. Burak şaka yaptık Burak, ya. Burak ben bunu yiyorum. Tamam yedik ya. Tamam anladık abi şey söyleme ya. Güzel içerikti. Tuğçe bak ne yazmış. Yedin resmen. Iy. Tuğçe öyle bir böcek değil ama. Cırcır böceği. Burak da bana ne diyor? O normal böcek değil, cırcır böceği diyor. Yo. Çok güzel oğlum, niye? Çıtır çerez gibi. Ne olduğunu daha söylemedim bile ya. Allah aşkına ne bu arı? Tövbe estağfurullah, bu şeye benziyor. Sinek. Hayır hayır. Sinek. Arı. Değil. Abi bu cırcır böceği. Ne böceği? Cırcır. Ha cırcır böceği sinir ama. Ben de sinek diye ödüm koptu ya Burak. Tepki ver nesin? Tepki ver nesin? Tepkini ver nesin? Tamam. dur veriyorum. Ene. Evet. Yargıçlık yapmayın ya. Dedim lan. Kanka bana bir şey oluyor. Ağzım köpürmeye başladı. Kavun. Ne oluyor oğlum? Kendime güldüm. Allah. Dabbe galiba dabbe. Zannettim oğlum yani bunu. Desene cırcır böceği desene ya. Abi, bir saniye. Ya geldi mi gelecek olan? Karaman grafik geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Aleyküm selam. İyi yayınlar abi. Aleyküm selam. Sağ ol canım. Hoş geldin. Hoş buldum. Kesin geldin mi ama? Geldim buradayım. Tamam. Hadi bakalım. Rahatsız ya. O kadar rahat anladık. Cırcır böceği diyor ya. Şimdi bu böcekler niye gelecekte tüketilecek acaba? Ben o zaman gelecekte net yaşıyorum abi. Ben sonra bilgisini vereyim. Bak tamam. Şimdi düşüncen nasıl değişecek? Tamam hadi abi. Ver bakalım. Acaba ne? Dünya nüfusunun artmasıyla protein içerikli et tüketimi yerini böcek tüketiminin alacağı öngörülüyormuş. Bu önündeki böcek temizlenip kurutulmuş, yenmeye müsait hale getirilmiş bir böcek. Protein bakımından çok zengin bir yiyecek bu. Peki Burak bir şey soracağım sana.
aç gel dedin. Burada 3, 4, 5 buçuk cırcır böceği var. Hani de tamam bunu yedireceksin. O kafamda en azından şunu demedim ya. Bu adam yine de 5 buçuk cırcır böceğiyle doymaz demedim mi ya? Protein bakımından çok zengin bir yiyecek. 13 mu oldu? Biftekte %50 protein varken bu cırcır böceğinde %65 protein varmış arkadaşlar. Biz boşuna yemedik abi. Rica etsem telefonumu verebilir misin ya? Lahmacun sipariş şey çektim. 3 tane acılı abi, 1 tane ayran büyük. Burak yiyor mu? Oğlum mideni bozarsın bak bunlarla, lahmacun söylüyorum. yer misin? Adresi vereyim abi. Karaman tepki ver Karaman, acil tepki ver Karaman. Ah ah. Adam tepkiyi bir de dertli verdi ya. Cırcır cır böceği çeşitli şekillerde yedirmiştir. Aa abime cırcır cır böceği yedirmişler. Böcekler kızartılabilir, haşlanabilir, kavrulabilir ve fırınlanabilirmiş. Hatta una karıştırılarak ekmek, kek ve kurabiye yapımında bile kullanılabilirmiş abi. Arkadaşlar bu şakalar önceden ayarlanan şakalar bu arada. Evet onu da söyleyelim. Ben kanala gittim. Murat bana bir şaka listesi çıkartmış sağ olsun. Hiç uğraşmadım. Al dedi bunlardan birilerini yaparsın dedi. Şaka olarak listeyi tam listeye önüme verdi. Onlardan birini yaptım. Burada da. Ya dediğim gibi her şey kurgu arkadaşlar. Video kurgusu yani. Güzel. Şundan başlayayım. Böcek var ya. Leziz bir şey ya. Şöyle bir besin. İleride siz de yiyeceksiniz. Ben şimdi bugün bu kanala geldim. Burada yiyorum. Çok değil yani 5-10 sene içerisinde bunlarla besleneceğiz arkadaşlar. Ne oluyor? Benim bilgileri insanlara satıyorsun. 2 dakika önce anlattım. İnsanlık için anladım. Protein olsun diye yiyorum. Bir de Bill Gates abim de önemli. Ben bunu yapamayacağım. Şimdi Bill Gates'e laf ettik diye bizim Windows'u incelemeye almasın ha. Orijinal Windows. Onu da bilgisini geçeyim. Bill Gates de izliyorsa oğlu falan kuzeni muzeni izliyordur. Sevgilerimizi gönderelim. Beni çağır. Hadi gel. Hadi. Yiyeceğiz. Bunun kaçarı yok kızım. Al, orijinal tabii. Amına koydum. CMD'den orijinal yaptım. Yazılımcı olduğum için. Bak. Isırdı mı? Kutulu. Cırcı böceğim anne sana terlik papuç alacak. Ay vallahi çok kötü ya. Gerçekten istemiyorum. Böyle. Ama ablacığım sizin artık alışmış olmanız lazım böceklere ya. Kurbaşı benziyor biraz. Şöyle yapsam mesela... Hayır! Dur be. Çok korkuyorum. Burak'ın şaka nasıldı ama? Şöyle biraz... Şöyle yapsam. Çağrı bir şey soracağım. Koptum ben orada ilk izlediğimde. Çaydanlık şakası. Böyle yaptı ya orada ben yere attım ya evdekilerle izliyorduk. Evet sor Batuhan. Sen burada işe mi girdin? Konuk musun? Ha işe girdim amına koyayım. Ben part time tepkikolik tepkicisiyim bundan sonra. Bir tek sen farklısın. Diğerleri hep aynı kişiler de ondan dedim yani. Tamam ben bu haftanın konuğuydum ben. Önümüzdeki haftalarda birkaç video daha çektik. Önümüzdeki hafta birkaç iki video daha var. Ondan sonra başka bir konuk gelecek. Mesela bu, geçen bu ay işe girmiş, örtbas ediyor. Geçen tabii ay ya. Geçen ay Efe Uygaç konuktu mesela. Anladım. Geçen ay o yüzden kapattık tepki koliyi. Unfollow yapmıştık. Platform değiştirdim. Geçen ay bize unfollow yapmıştık. Bu ay yine followladık mesela kanalı anlatabiliyor muyum? Önümüzdeki konuğa göre bizim duruşumuz değişebilir her an. Şaka yapıyorum. Efe kardeşim de buradan öpüyorum. O da şuradan içeri girme fikri. Ben gelecekte bitkisel beslenmek istiyorum. Hayvanları yemek istemiyorum. Ama bunun tadı o kadar güzel değil. Barbekü soslu solucan çok iyiydi. Hadi at ağzına. At gitsin. At abi yarısını at. Niye tamamını atmadın da yarısını ısırdın böceğe? Kanka cırcır böceği. Tam ortasında. Az önce şekeri yarısından yiyene laf ettiydin. Oğlum onun içindeki ne kadar protein var sen biliyor musun? Bak Ceren'e gelen ıyı yazıyor. Ceren sen ne anlarsın ya cırcır böceğinden? Ankara'da cırcır böceği mi gördün ki sen hayatında? Hayret bir şey ya. Protein ya bu. Biraz ye de kolun molun bir can gelsin koluna moluna bir can gelsin de. Varant ondan sonra burada ağlıyorsun. VS kaybediyorsun gidiyorsun ağlıyorsun bir de. He. Ne oldu? Çok kötü mü? Arkadaş o kadar da kötü değil ya. Vallahi o kadar da kötü değil. Allah çarpsın yedim ve gayet yenebilir ya. Hani cırcır böceği ismi
PR'ı kötü yapılmış ya cırcır böceğinin. Öyle söyleyeyim sana. Tadı neye benziyordu hatırlıyor musun? Burak bile ıı yazıyor oğlum yani. Kendi kanalının yedirdiği. Tadı neye benziyor? He. Kanka. Kuru yemiş olur ya böyle. Hı. Dışında böyle bir çıtır. Ne deniyor ona? Şu kuru mısır mı? Kuruturmuş mısır gibi oluyor. Hayır hayır. Fındık. Elinle şöyle yaparsın. Kaju. Kaju değil be amına koyayım ya. Kabuk. Ne? Kabuk diyor birisi. Kabuğun içinden mi sesleniyor? Ulan yok ya. Fıstık ya. Tuzlu fıstık ya. Tuzlu fıstık ya. Evet. Şey sarı. Turuncu fıstık. Turuncu. Dışı... Turuncuyu diyor. Turuncuyu diyor. Hayır. Dışında şey var. Ya siktir et. Tamam. Ne kabuğu Hasan? Kabuğa takmış internette bok gibi. Tuzlu fıstığın kabuğu. Dışındaki tuzu var ya. Turuncu. Evet. Bunu böyle şey yaparsın. Hani böyle elinle böyle evet. Yaparsın. Evet. Dökes. Onun dışındaki kabuğunu düşün. Tamam mı? Evet. Onun sert olduğunu düşün şimdi. Çıtır çerez kıvamında. Tabak çekirdeği. Onun sert olduğunu düşün ama tuzlu olmayanını düşün. Yani boş bir tadı var. Anladım. Evet. Hadi at bir tadı var. Esna tepsini at. Hadi. Tamam. Bella bir. İki, üç, hadi! Kavun. Oh, gel. Bu insanlar neden bunları direkt böyle atıyorlar ağzına biliyor musun? Burak bir şaka daha yapmasın diye atılıyor hepsi. Kahraman. Böyle şaka yapıyor yoksa. Alıştık ya. Oğlum gerçekten. Kanka görmesen valla o kadar gidiyor ki. Bakmadan yedin mi gidiyor biliyor musun? Güzel abi. Güzel. Arada böyle sen sanki bahçeye çıkıp böyle böcek toplayıp yeme potansiyeli görüyorum abi. Tek problemi abi kanat vardı. Kanat kurumuştu kanadı da. Ben kanadını ayıkladım. Kanadını ayıkladım yalan yok. Kanadını yemedim. Ama vitamini yani. Orada. Vitamini orada mı nerede bilmiyorum ama kanadını ayıkladım yani. Artık yani sen de. Arada bir yapıyorum. Bu ne abi inanamıyorum. Nasıl tadı yok ki oğlum. Ama ne? Arada bir yapıyorum. Bu ne dedim? Helal olsun sana be. Kraker gibi bir şey abi. Evet. Ağzımın koyunca yok oldu. Dişin arasında kaldı mı şu an? Hayır yok. Peki Çağrı bira ile gider mi gitmez mi? Açık konuşayım mı? Hakikaten konuşayım mı açık? Evet. Vallahi de gider billahi de gider. Bak net gider yani. Bira ile gider hocam. Zaten ilk bu kafelerde mafelerde bunlar verilmeye başlanır yakında. 5 sene sonra falan. Kavun alır o zaman bundan. Kavun bitiriyor. İçer. Evet. Kavun Kadıköy'de bunları bitirir. Tabii. Hocam şöyle ortaya da yok mu ya böyle cırcır böceği yapalım. Onu hafif de bir limonla koy onun yanına. Hemen gurmesi bile çıkar bunun. Çok değil ya. 3-5 sene sonra gurmesi çıkar bunun. Onu öyle değil abi. Onu yağda bir kızart sen bize böyle bir tuzla getir onu. Anladın mı? Bayılırım. Güzel çiğnedim. Nasıl tadı? Kuru böyle. Evet çok kurutulmuş gibi işte ya. Kurutulmuş tamam peki. Ben 2 hafta önce köpek maması yedim arkadaşlarımla oyun oynarken cezasına. Sen de nasıl bir hayat yaşıyorsun kral hakikaten. Bu kadar hızlı yaşama yani. Baba insanlara niye böyle de... Kanka sevgili insanlara şaka yapıyorum ne olmuş ki yani. Kimlere de basıyorlar. Gelecekte peki ciddi soruyorum hani mesela gelecekte diyelim ki en sıkıntısı çıktı bilmem çıktı. İnsanlar böcek yeme yönelir mi? Yerim hocam ben. Bu ne ki oğlum? Bu yenir yani. Sos koy, tuzla, karabiberle falan. Güzel hale getirilebilir, cips gibi olabilir. Katılıyorum. Yani. Ben yine de bizim insanımızın bu modele çok gireceğini düşünmüyorum. Aslında bizim için yani et tüketimi zaten az diye düşünüyorum. Ülkemiz ama. geldiler mi? Gidelim. Bu kadar da hızlı ne bileyim ya. Şimdi bazı kültürlerde bu var. Var aslında. Hani böyle yetişmişsen okey yiyebilirsin. Ama şu an benim o kadar büyük ön yargılarım var ki onu aşamıyorum. Gülcecim her getirdiğim yiyecekten sonra 10 üzerinden puanlayacağız. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Eksi 5. Yemedin neye göre puanlıyorsun? Yemedin. Görüntüsüne ve fikrine göre. 10 mu? 10 tabii abi. Böceğe 9 verenin kanı kurusun. 7 vereyim. Protein doğru. Evet. Aynen. Protein olduğu için yani. Üftekten daha fazla dedik yani. Bir tadı yok ama kraker tadı veriyor. O ağızda bunun kıtırlaşması direkt kraker rimsi bir hissiyata büründürüyor insanı. Tamamdır. 2 puan falan ya. 0. 0. Konu kapanmıştır. 6 veririm. 7 veririm ya. 6. Şimdi bir geri gidiyoruz abi seninle birlikte. Bu denediğimiz kafeinli şekerin
Bir yorumla bakalım. Şu an bir değişim var mı? Canlandın mı yani? Enerji geldi mi? Çok iyiyim. Nasıl geldi? Vallahi bir şey hissetmedim. Bir şey hissetmedim. Şey ama şey bir ferahlık var hala. Şu anda mesela... Ulan cırcır böceğine 2 puan ne? Daha ne kaç vereyim cırcır böceğine? Mesela bir zihin açıklığı. Geldi patlıyor. Henüz yok. Yok diyorsun. Fark etmedim yani. O ayakların ha, evet. Hareket ediyor. Yani şu an evet bacaklarım sürekli hareket ediyor. Olabilir yani. Onu bir çekmek istiyorum ya. Şu an. Sürekli arkadaşlar 10 dakikadır böyle diyorum. Yemin ederim geldi. Vallahi. Vallahi bir geldi. Şey niye gelmedi. Böyle bir şey oldu? Öyle bir kafası yok lan bu. Niye böyle bir enerji geldi ona? Onun kafası güzel oldu. yanlış bir etki yaptı. Gülüyor. Küçük bir enerji verdi galiba ya. Verdi mi? Şöyle yukarı doğru ve omuzlarıma doğru böyle bir şey geldi yani anladın mı? 10 üzerinden bu kafein balıta kaç puan veriyoruz? Güzel o 10 veririm mi? 5 veriyorum ya. Ne 5'i? İçme kültürü daha hoşuma gittiği için düşük vereceğim. 4 veriyorum. 8'i var bunun ya. Pratik. Arkadaşlar sıçrayı engelledik bana attığınız için değil. Burada komik başka videoları izlerken böyle diğer yayıncılara da attığınız için sıçrayı engelledim. Kusura bakmayın. Engelledik mi lan sıçrayı Nuri? Aynen kaldırdık onu. Ha, kaldırdık çünkü dediğim gibi S ve J'yi bu sebepten engelledik. Bana atmanız çok önemli değil ya. Ben yazıyorlar. Başka birisine saygısızlık olmasın diye biz engelledik. Sıcı yazıyorlar. Aynen öyle. JS yapıyorlar. Onu düşünmedik ya hiç. Tam engelleyememişiz gibi. Onu evet. Tam düşünmedik. Herhalde daha da savaşılmaz diye düşündüm ben. Hani bunda ısrarcı olunmaz diye düşündüm. Ama devam ediyorum. Olması ve enerji vermesinden dolayı ben 7,5 puan veririm. Her şey tükendiğinde biraz daha konsantre yiyecekler falan. O fikir bence mantıklı. O yüzden ben 7 veriyorum. 5. Tadını da beğenmemiştim. Tadını hiç beğenmedim. 7,5 puan verdim ya. 2 saat onun kavgasını yaptı Burak benimle bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yok efendim niye 1,5'lu veriyormuşum? Kurguda şey, zorluk çıkartıyormuş 7,5. İyi dedim ya o zaman 7 vereyim. Anlaşamadık 7,5'u bir türlü kabul ettiremedim yani. Tam 7,5'luk aradaydı çünkü benim için. Tam lezzet aralı 7 ve ne 7 ne 8. 7,5. Ya alt tarafı bu bilgisayar ya. Buraya bir tane 1,5 attıracaksın yani. Peki tamam. Atmamış da bak, attırmamış. İnşallah öyle olur. Hadi bakalım, hayırlısı. Bana bir tane gün gören tavuk döneri de yedirtse mesela onun tepkisini versem daha güzel olmaz mı hocam ya? Böcek çok tatsız oluyor. Tabii. Böcek kanka şoka girdim. Bir de yemin ettirdi ya ondan öncesi. Video arkasında Kur'an eli bastım. Bakcam bağışlara bakcam. Geldi bana. Gelecekte hünkâr beğendi çok iyi diyor. Ya bırak ya. Buyurun. At ya önüme. Bu nasıl bir sunum ya? Bir yemek bekliyorum. Süt mü bu? Aa ayran. Ya bu ne oğlum? Ne ya? Ne ya bu? Ne mutsuz adamsın ya. Ya bu ne kardeşim bana süt getirdin ya. Süt mü o? Aa, acaba bu ne? Bu güzeldi lan bu arada. Protein mi? Oh, hadi bakalım. Protein mi? İşte. Geliyor. Özel var. Ne o? İçecek ama yemek. Ha? Yemeği içiyorsun yani. Yes. Soylent. Soylent. Ready to drink meal. Meal. 20 grams of protein. Protein. 20% daily nutrition. Nutrition. Original. Günlük besin takviyesi. Besin takviyesi değil abi işte. Vay be. Çağrın sweet tişörtü ben de millet çekilişle veriyorum arkadaş. Ya kanka o sweet artık gönder ya. Takıldıysan dedi ki bana bırak dedi iki fotoğraf çekileyim dedi şu sweetle. Tamam dedim bırak kullan bir hafta takıl gönder dedim geri. Hala göndermedi ya. 10 bin almamış mıydın sen onu? 10 bin değil o 19 bin. 19.850 TL. Dolar 19. Dolar çok oldu. 10.080. 18.000. Onu gönder kanka. Anısı var, hikayesi var. Dedemin eski tişörtü ya. Hangi yalanla alabilirim diye düşünüyorum şu an anladın mı? Hediye kanka bir kere o her şeyden önce. İşin ilginç tarafı o. Hemen açıklamasını yapıyorum. Bir insanın günlük besin ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılayan bir içecek bu. Ne diyor para getirmezse büyük ihtimalle sweet'i satacak çünkü Burak. O yüzden bana vermedi onu. İnsanlar yemek yemeden de Soylent'i içerek hayatta kalabilecekler abi ileride. Gıda tepki ver Batuhan tepki ver. Oha ya hayatta kalabiliyorlarmış Soylent'le sadece içerek.
Wow. Bu sadece içerek değil. Senin mesela bunu derine de, kıllarına da sürebilirsin bunu mesela. Kıllarına sürdüğün zaman. Sen de içine kıllarına... alırsın o zaman. Ne diyeyim? Aynen. Bende de öyle bir efekt. Enflasyonu sağ ol. Kıllarına... O zaman aynen. Kıllarına sürdüğün zaman kıllar daha gür ve daha güçlü. Bir birey gibi çıkmaya başlıyor kıllar. Tamam, zor ağzını alırsın o zaman. Nasıl yapacağız? Sen peki niye bu kadar terbiyesizleştin? Bir 700-800... Ay ay. Ulan var ya çare. Sen bu tepki kolyeye çıktın ya, bir naifleşmişsin kardeşim. Bu kadar masum olma. Koyarlar adama. Oy. Oy. Devam et lan bence. Devam ediyorum. Tamam. ...veyisi değil, aslında tam olarak gıdanın kendisi bu. Son yıllarda Amerika'da çok yaygın bir şekilde kullanılıyormuş. Oğlum ben bir terlemeye başladım ya. Çıkar üstünü abi. Bunlar genelde rezalet... Tişörtü de çıkart, tişörtü de. Ne gibi kokuyor biliyor musun? Maya, ekmek mayası gibi kokuyor. Biraz sert bir kokusu var. Diğer arkadaşlar da tattı değil mi? Tabii. Kesin şöyle yapmışlar bak. Fena değil kokusu. Ne yapmışlar? Böyle bak, direkt koklanmıştır bu. Evet. Nasıl kokusu bu arada hakikaten? Hakikaten fena değil bu arada. Evet abi ya. Ne oldu? Çok kötü kokuyorlar abi. Biliyorum bunları. Protein tozu oluyor ya böyle, evet. Sporcular falan içiyor. Onun gibi. Dava. Şey... Bana diss mi attı abla orada? Hayır. Oh, ben şunu söyleyeyim. Ben protein tozuyla falan yapmadım bu vücudu. Ben gerçekten çalışarak yaptım. Onu da söyleyeyim. Hiç de protein tozu falan kullanmadım. Hem benim videonuza davet edip hem de bana diss attırman da çok etik bir hareket. Etik de değil yani. Onu da söyleyeyim hani. Sonuçta burada hani şöyle bir gerçek var abi. Çalıştım oldu. Yani toza moza ihtiyacım da yok yani. Buradan da bunu söyleyeyim. Böyle dislere de gerek yok bu arada. Gündem yaratıyormuşum değil mi? Memeler organik mi? Bak sikerim beni. O zaman sikerim belanı. Kokuyor bu. Beğenmedin mi? Adem ne yapıyorsun? Beni köylere götürdü bu koku ya. Böyle toprak falanmış. Gerçi kokusu neye benziyor biliyor musunuz? Ne? Bak, geçen hafta biz ağaca işedik de oyun oynadık. Tam nokta atışı yapacağım. Diğer arkadaşlarımız yapabilir mi bilmiyorum. İnşallah da yapamazlar. Bu ne kokuyor? Eksizlerim mi hayat yazıyorum ya, onu söyleyeyim yani. Sen duydun mu az önce Batu'nun dediğini? Ne dedi? Geri say, geri. Geri sar. Geri say sayıyorum. Gerçi kokusu neye benziyor biliyor musunuz? Ne? Bak tam nokta atışı yapacağım. Diğer arkadaşlarımız yapabilir mi bilmiyorum. İnşallah da yapamazlar. Yaptı yaptı. Ne kokuyor biliyor musun? Ne? Cici bebe var ya. Bu şey lan. Ben söyleyeyim mi? Cici bebe. Evet. Cici bebe bisküvisiyle sütü karıştırırsın ya. Oradaki koku. Şimdi bunun sen tatmadan önce bir hikayesini anlatayım abi. Anlat Silikon abi. Mahallesi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan Soylent'in kurucuları kiraları ödemekte zorlanınca ne yapsak da yemeğe harcadıkları zamandan ve paradan tasarruf etsek diye düşünürken böyle bir karışım bulmuşlar. Yemek yeme öğününe zaman harcamamak için mi yapmışlar? Evet, hem de daha az para harcamak için. Daha az para harcamak için? Oğlum dışarıda bir şey oluyor lan. Hadi hayırlısı bakalım. Ne evet. Olabilir ki? Ne bileyim abi. Her şey oluyor, burası Göktürk. Hayırdır lan bu ağacılar gibi. Burası Göktürk, anladın mı? Bad boyların mekanı mı? Hayırdır? Burası Göktürk, bir şey oluyor. Hadi hayırlısı dediği yeri de anlatayım arkadaşlar kısaca. Özel ultra güvenlikli bir site. Anlatabiliyor muyum? Hani maksimum ne olabilir diye düşündüğün zaman bir de Göktürk yani. Aynen öyle. Bize koyar mı oğlum? Biz Güngören'in çocuğuyuz ya. Göktürk. Ev kirası var 5000 lira en azından. İnanılmaz nezih bir ortam, bir de nasıl tribe girmişler. Ne oldu, birisi aidat mı ödemedi yani? Çocuğuz kanka. İnsanlar gelecekte herhangi bir... Arkadaşlar bir sene. Kimse osurmadı. Kavun sigarasından fırt aldı. O ara çıkan ses de o yani. Bir daha al bakayım. Nasıl lan? Sigarandan ya sen, fırt biraz... alır, sen sigarandan fırt alırken osuruk sesi çıkartabildiğini biliyor muydun Kavun? Hayır amına koyayım. Böyle bir özelliği... Oğlum ben osurmuyorum. Niye öyle şey yaptın ki Batuhan? Arkadaşlar iğrenç bir şaka yaptırtmayın bana lütfen. Batu'dan ses Batu çıkmıyor. Batu mu osurdu? Batu'dan ses çıkmıyor bu arada. Bölgedeki sana... kıllar titreşimle o sesi absorbe ediyor. Çağrı sana koyunca sağlam ses çıkıyor. Oy! Hayır bir de Batuhan ben osurduğum seni değil. Seni ben değil. Bırakırım. Seni kim? Seni ben değil. Rahat seni ol. Mete 53.
yiyecek seni. Ben değil. Ne oldu lan? Bugün gücün ben yetmedi değil. Mi? Yo, bugün gücüm yetmedi değil. Bugün daha seviyeli Botan. Bir yer yapmak istiyorum. Bugün seviyeli Botan, bir yer yapmak istediğim için. Botan sen ne yapıyorsun bugün? Veya bir bardak Soylent içerek hem yiyecek alışverişi, mutfak işleri gibi vakit alan işlerden kurtulmuş hem de normal beslenmeye kıyasla çok daha az para harcamış olacaklar efendim. Çok doğru. Koltuk altıyla yapılıyordu değil mi lan? Gelişmesi için ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat, lipid ve mikro besinleri içerdiği söyleniyor efendim. Gerçekten çok yararlı ve... Tamam, o neyse hakikaten ya. Koltuk altıyla yapıyorum. Bak. Hayır ya. Dur lan bir sen üstümü çıkarayım deneyeceğim. Kanka niye? Ya niye amına koyayım buna tutuldun ya bu kadar? Niye? Deniyorum. Allah ya yani bir gün Allah aşkına ya. Bir gün ya. Bir gün Allah aşkına ya. Bir gün aklı senin. Tavun. Heh efendim. Son iki ders beden eğitimiymiş kanka. Üstümüzü bir daha değiştirmemize gerek yok, onu da söyleyeyim. Üçüncü sınıfa döndük amına koyayım burada. Allah Allah. Önlüğümüzü giymeyeceğiz kavun son iki ders. Kavun eşofmanın içine giymiş. Allah Allah. Bak hala bir yandan devam ediyor ya. Bu nasıl bir yan ya? Uzun zamandır yapmıyordum lan, iyi oldu. Bunu arada yap kavun ama özetiyorsun bunu. Bu ne amına yapma, bunu böyle bir şey yapma ya, niye yapasın ya? Ha tamam, üstümü giyeyim ben. Allah Allah. Arkadaşlar ilk defa izleyenlerden özür diliyorum. Bu yayında böyle şeyler oluyor ama yani. Şimdi olmaz desem yine abukluk bir şey olur. Kusura bakmayın. Tazim ettiğimiz şeydi. Biz bu tarz yine rezil olduk. Yine rezil olduk evet. Biz bu tarz osuruk şakası falan yapan insanlar değiliz. Biz genellikle böyle şakalar yapıyoruz. Atayım mı ağzına ya? E al atayım. Sana MNT şakası yapayım. Biz bu tarz şakaları. Al. Fark etmiyor yani. Kusura bakmayın. Her şey nasıl daha kötüye gidebilir amına koyayım. Ne oldu yarrağım, yargılıyor mu beni? Efendim oğlum lütfen. Ha, bu arada arkadaşlar şaka yargıçları kontentimiz var yarın değil mi? Başvurularımız açıktır, buyurunuz. Ya senin yalanını sikin ya. Ya senin başvurular bitti amına koyayım ya. Ha, kapalı mı? Başvuru da açık değil. Ya. Bir boktan haberin yok ya. Gülüş'e bak, bir tane vuracaksın ağzına amına koyayım. Tamam devam et, tamam. Hadi devam, yayınla hadi. 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 Bir ürününü kapsayacak bir içecek denedir. Bak içindekiler bütün vitaminler, benim bildiğim varlığından haberdar olduğum bütün... Batuhan var ya, evladım olsa yemin ediyorum Instagram'dan like'larım, öyle severim yani. Ne oldu? Rastlık takılı değildi. Ben sana dislike atardım. Hani eldiven de bile sevmem, anladın mı? Dokunmam yani. O samimiyeti kurmazdım. Ha yani. Batu'ya saplamış tamam. Devam. Vitaminler içinde var. İçiyorum. İç bakalım. Allah'ım için inşallah düzgün şeyler vardır. Bana koyayım ya. Oh. Aa, rezalet bir şey ya. Tadı iyi ya. Fena değil biliyor musun? He. Tadı kötü bir süt. Bu ne oğlum? Ağzıma bir şey kaçtı ya. Kavun, tepki ver kavun. Ne dedi Batuhan, çevirsene. Kanka bende yok. Oy. Ki. Oy devam. Ben parçası olabilir. Bu un ne bu oğlum, bu tane tane? Ne mi? Burak çok kötü tadı var kardeşim. Ahşap kemiriyor gibiyim ya. Vallahi ya. Garip. Garip tadı var evet. Neye benziyor biliyor musun? Az şekerli cici bebelere. İçinde evet. Vitamin dolu, tahıl dolu, lapa gibi bir şeyi içecek yapmışlar. Fena değil, bu çok iyi. Beğendin mi? Evet bunu beğendim. Vallahi. Ben böyle değişik şeyleri severim. Güzel. Beğendin mi? Bir dakika. Biz sevmez miyiz yani? Şaka yapıyorum. İçilir mi mesela, içilir. İçilir. Öyle şey değil yani. O kadar da kötü değil. Abi bu katlanamayacak bir şey. Valla. Ben böyle tuhaf tatları severim. Bir de yanındakine bak. Beğenmedin. Zaten bir şey beğenmiyor ki normalde de yani. Çok kötü tadı var.
ve gittikçe de kötüleşiyor. Evet. Çok kötü tadı var. Bunu, bunu içersem kusarım. O kadar değil mi? Bana aç gel dediğim bu muydu be? Ulan bu muydu be? Söyle. Bir şey çok ne? Benziyor. Neye benziyor ya? Aa buldum lan. Palaş. Hayır. Demin dediğim köpek mamasına benziyor bu. Tattım dedim ya daha demin. İki hafta önce arkadaşım deminde. Anladım abi. İki hafta önce arkadaşım. Bir de çıplaktık. O zaman tadı daha farklı geldi bana. Oyun oynamıştı da doğru mu cezalık mı diye. Aynısı. Vallahi yemin ediyorum köpek mamasına benziyor tadı. Şu an tabii ki de doya doya yemek yemek isterim. Ama gelecekte et yok, tavuk yok, sebze yok, bilmem ne yok. Ne yapacaksın? Bu. Söylet, tüketeceksin abi. Yani. Mecbursun. Evet. Kapat gözlerini, düşün de eski öğle yemeklerini. Sağlıklı bir alternatif olabilir yani. Mesela atıyorum yola çıkacaksın, bir şey olacaksın. Ya şaka yapıyorum arkadaşlar, lütfen ya. Vaktin yok, mantıklı ama keyifli değil yani. Onun üzerinden abi bu içeceğe kaç puan veriyorsun? 9. Aa bunun da besin değerleri çok iyi ama. Tadından kırıyorum ben bunda puan. 6 veriyorum. 9 falan yani. 9 puan. Tabii. Çok iyi yani. Hadi 9 vereyim. Bir 7'si oğlum, var. Sen niye bu aşırı beğendin lan? Hem oğlum bu arada güzeldi lan. Sen bir tık fazla beğenmişsin gibi. Ne yani? Hayır, bayağı cici karnı aç gitmiş oğlum. Cici bebe şeyi miydi, tadı mı geliyordu ya? Ya kanka ben orada şöyle psikolojiye büründüm galiba. Hani sunum için getirilen tabak var ya. Çok güzel bir tabak. Tribe soktu. O beni tribe soktu ya. Gerçekten Fransız restoranındaymışım gibi böyle anladım. Önüme koydu böcek efendim. Bu en ünlü şeyimiz bu bizim. Bu da içeceğimiz falan deyince ben de hani ne verseler yiyip puanlarım kafasında gittim yani. Ben hala güzel bir şey bekliyorum yani. Bir de reklam gelebilir psikolojisi. Aynen öyle. Ne bulsan sen yersin zaten. Evet Rüzgar. Beni tanımışsın. Kaynaklardan kazanıyorsun, hem sağlıklı hem de pratik. Adek vitaminleri var bir kere. Benim demir eksikliğim var. Kalsiyum, C vitamini. Muhteşem abi. 9. 9 puan. Bir puanı nereden kestin ki? Bir puan. Köpek mamasından kestim. Tadından kestim. Rezalet. Ya, gerçekten. Abartma. Ahşap, talaş, kiremit. Abartma. Naylon fatura falan hepsini kemirdim yani. Bu son ürün bu arada içecek olan. Yani şöyle yayın esnasında dursun burada, arada içersin yani. Bu ne? Çimen lan bu. Hayır. Basılmış çimen. Ya yosun bu. Yosun değil mi bu? Anlatmanı bekliyorum hani. Bir açıklaması vardır herhalde bunun. Bir saniye. Neyi önündeki biliyor musun? Bu önümdeki bir şey değil ama kesin birileri, Bill Gates falan da onaylamıştır bunu. Elon Musk coin'i çıkmıştır bunun, ona yatırım yapılmıştır. Ha, öyle bir şeydir çünkü bu, anladın mı? Öbür türlü kabul edilebilir diye. Bir şey söyleyeceğim. Şey bu abi, yosun ya. Evet. Kağıt, yosun. Şaka. Bu şey değil mi ya, sushi'nin dışı? Eww, çok kötü kokuyor. Hayatta yemem. Yosun. Vallahi dedim, kenarda kalsın. Arada ben içerim dedin değil mi? O yüzden içecek orada. Vallahi Allah çarpsın dedim. Bu dedim dursun. Arada dedim içerim ben. İğrenç kokuyor. Dursun. Abi. Böcekten daha kötü kokuyor, öyle söyleyeyim. Ne oldu ya? Ne oldu? Rezalet kokuyor. Ne bu tavırlar ya? Bana aç gel dediğim bu muydu ya? Evet. Bu muydu yani? Kopya kağıdı arasını zaten. Bu sushi sardıkları yosun mu? Aynen öyle. Yani... Öbür kızdan duydun değil mi? Öbür kızdan duydun. Şaka yapıyorum ya. Vallahi şaka yapıyorum. Hani video izlerken sıkılmayalım. Nasıl ki böcekler... Sıkıcı işte, bir video değil zaten. Burası ayrı bir konu. ...karşılayacak. Yosunların da ileride sebzelerin yerini alacağı öngörülüyormuş. Alabilir. Alabilir. Bu mantıklı bence. Protein, vitamin ve mineraller açısından çok zenginmiş. Yosunda bulunan... Fucoi'dan... Fucoi'dan. Neyse. Doğal bileşenleri, herpes virüsü. Ya ismini bilinçli olarak öyle yapmış olabilirler hani, sipariş edilmesin ileride de. Çünkü çok kötüydü. Çocuk felci. Aşırı kötüydü yani. Solunum yolu enfeksiyonu neden olan virüs. Böcek bile daha iyiydi yani, öyle söyleyeyim. Pek çok virüse karşı etkili. Afiyet olsun. Bak çıtır çıtır şey yapmaya başladı. Çıtır çıtır. Ciddi bunu mi? Yerim ya. Bu
Bayağı fotokopi kağıdını basmışlar. Çıkar. Ne yapıyorsun? Abi, beğenmedim. Kusacağım, beğenmedim. Kusacak şimdi. Su ver, su. Neredesin suyu? Bitti. Ağzım var ya, sushi gibi kokuyor. Oo, çok kötü. Tadı inanılmaz kötü. Ölüm gibi ya tadı. Tadı ölüm gibi ya bunun. Yemin ediyorum 10 farklı tür balık toplanmış, aynı noktaya sıçmışlar. Onu da basmışlar, bana yediriyorsun gibi hissediyorum şu anda. Ben de aç geldim, kusura bakma. Yine bak, şaka uğruna yarısını atmış herhalde. Şaka uğruna var ya, onu yedim hakikaten ya. Şakaya yatırım yaptım yani burada. Başıma gel arkadaşlar, kusura bakma. Kafası sonradan geldi yalan. Ama. Beğenmedin mi? Neydi benim ya? İçine bari pirincini koy falan, yanına bir karides evet. Bir şey getir. Bu ne ya? 10 numara. Bu şeye benziyor ya. Köpek. Deniz süngerine. Yedin mi onu? Evet. Evet mi? Sünger var ya hani uzak doğu lokantalarında olur. Demez midesizsin ya. Hayır oğlum, gayet güzel. Yani o bütün yosun kokusu ağzımda şu an. Hani dışarıda böyle ıy ne kokuyor abi, hani leş yosun kokuyor diyorsun ya, o şu an midemde yani. Çok küçük parçalar halinde ağzınıza atarsınız. Yenebilir. Tabii anlamazsınız o zaman. Aynen. Yani. Evet. Ya bu toz, aynen. Yap iç bunu. İlk ağzıma koyduğum tatla yediğim tat aynı değil. Niye öyle? Ağzın içi tadı mı değişiyor yani? Evet. Çok enteresan. Burası o dilden kaynaklı bir şey. Vücudumuzda, ağzımızın içerisinde olan dilimizin ön tarafıyla arka tarafının tad alma olayıyla alakalı bir şey. Zaten. Üründe bir numara yok yani, onu söyleyeyim. Rezalet. Çok kötü diyorsun. Rezalet. Kötü. Hani deniz anasına basarsın ya. Heh. Geldi yine. Ya bak, hikaye anlatacaksın. Ya yok ya, deniz anasına basarsın ya. Bastım. İçim mi gıdıklanır? Gıdıklandı. Sonra bir panik halinde kaçmaya çalışsın, eline yosun takılır ya. Takıldı. Ağzına girdiğini düşün o yosunu. Tamam, o tat yani. O tat zaten yosun değil mi? Evet. Ben aynısını tarif ettim, pardon. Abi onun üzerinden kaç puan verir? Vermiyorum, eksi bir. Bir. Süt daha iyi bundan. Süte 6 verdim. Ona da 5 vereyim. Puan, kaç puan veriyorsun? 6 puan. 2 yani, 2 veriyorum. Böcek yemektense bunu yemeyi tercih ederim. Yoklukta 6. Buna da 5 veriyorum. 5 mi veriyorsun? 5 mi? Gayet güzel, 8. Güzel. Ben severek yerim ileride bunu. Güzel. Bölümümüzün sonuna geldik. Geldik mi? Oh be! Oh be! Rahatladım resmen. Ben çok eğlendim. Ya şimdi biz seni izliyoruz falan filan, izlerken hani tepki veriyorsun falan da buraya geldin mi öyle olmuyormuş. Çok heyecanlanıyormuş insan tepki veriyor. Bu bölümden nasıl bir ders çıkardın? O koltukta tepki vermez o kadar kolay değil. Ver tepkini! Gugu! Oh my god! Tamam, sen ver tepkini. Nuri, tepkini ver, tepki ver Nuri. Wow. Nesli, tepki ver. Allah Allah. Nesli'nde patlıyoruz. Bak. Tamam. Nesli'nde patlıyoruz. Oha desene. Nesli, oha diyor ya Nesli. Oha. Ne diyorum? Oha falan. Oha. Verdim. Karaman, tepki ver Karaman. Aaa. Ya ne alaka, ne oldu Karaman sana, iyi misin? Ama durum belirtilmiyor ki Batuhan, herkes kendi durumuna göre veriyor. Tabii. Abi, ne yap? Gülme lan, ne yapıyordu ki acaba böyle bir tepki verdi? Ya arkada yeni content için. He? Overlay'le uğraşıyorum ya. Ya senin yalanını sikeyim. Yeni ya content siktir olarak... git Karaman ya. 2,5 hafta oldu yeni content overlay'le uğraşıyorsun. 2,5 haftada ya. Yemin ederim. Açayım göstereyim şimdi bak. Paylaşayım ekran. Sen onu paylaş. Video bitti zaten. Abi gelecekte kesinlikle ağız tadına bakmamamız gerekiyor. Hani ne bulsak yiyeceksin ya. Tadı güzel hiçbir şey olmayacak muhtemelen. Evet. Ne bulduysak yiyeceğiz. Hani yemek artık bizim için keyifli bir şey olmayacak gibi duruyor. Gelecekte yani eğer ki ben o dönemlerde olursam yani yaşarım. Kuru patlıcan dolmasının, mantının, içli köftenin böyle bir meyve tabağının değeri göklerde. Nasıl bir ders çıkarttım? Gelecekte gelen tatlar benim damak tadıma uygun değil. Demek ki ne yapman lazım? Demek ki gelecekte yok olmalı. Tüketmeyelim sebzelerimizi. Daha sürdürülebilir çözümler bulalım ki gelecek nesiller de sebzelerin, meyvelerin tadına bakabilsin. Yani böyle hayat yosun geçmez. Yemek yerine. Evet, böyle geçmez ya hayat. Bunlara geçiliyorsa bizim yüzümüzden geçiliyordur.
demek ki, anladın mı? Dünyanın kaynaklarını sömürdüysek, artık nasıl sömürdüysek, artık yosundan cırcır böceğine kadar besin çıkartma telaşı içerisine girdiyse tüm dünya, bir şapkalarımızı önümüze koyalım ya, anladın mı? Koyalım. Hani insanlığın geldiği son nokta, yani bu olacaksa, olaya bakar mısın? Protein var diyor bunda diyor. Hani nerede yani, anladın mı? Protein, kağıt ya, bildiğin kağıt arkadaşlar, bakın. Kağıt ya. Oğlum dur oğlum, ben başkalarını verecektim desinler diye. Bunu uğurla, ne olacak ki? Bölümümüzün sonuna geldik abi. Ağzına sağlık, afiyetler oldu inşallah. Sağ ol, müthiş. Müthiş. Acayip bölüm. Keyifli bir bölümde. Tüm ekibe ve sana teşekkür ediyorum. Eyvallah abi. Bu konuyu araştırmak, bulup koymak bile bence bir iş yani, tamam mı? Kimsenin aklına gelmez çünkü bunu. Test ettir de tadına bak falan filan. Burada başka bir araştırma olayı olduğunu hissediyorum yani. Kanalı. Ya bu da, bu yorumdan hemen biz bir bok yedik bugün bu kanalda. Ama arkasında da hani böyle bir prodüksiyon da var yani, hani direkt ön yargılı olmayın, hani böcek mi yediler bunlar falan araştırması, şey konuşması. Bir beğeni, bir like atarsanız bu çocuk daha burada kimlere kimlere neler neler yedirir arkadaşlar. onu düşünün yani, hani bana burada yosun böcek yedirtti. 6 ay sonra bir daha çağır mesela, o zaman ne yedirir, anladın mı? Ona göre bir like olayı yaparsak sevinirim. Bir de 9 kişiye bu videoyu gönderirsen. Bak bak Efe Uygaç'ın yediklerine bak. Bak bak buraya bak. Burada büyük parti yapmışlar burada bizden önce geçen ay. Padişah yemekleri. Ha, padişah yemekleri yemişler. Biz amına koyayım insanlığın gittiği son noktadaki yemekleri yedik. O kadar ilerlemedi bizim insanlığımız ya. O kadar insanlık yok yani bizde, affedersin. Mete yemiş diyorlar ya. Yorumlar. Ben bir şaka bağımlısım. Ya ne yapıyorsun ya? Soundpad alınmış. F5 at abi önce, öyle bak yorumlara. F5 attım. Şimdi kanalın adı tepki. Bir tur daha mı? Şu bizim yorumu da beğenin ya, Allah'ım yarabbim. Aha Nuri kızdı lan. Çağrı'yı ilk kez izleyeceklere bir uyarı. Kendisi şaka bağımlısı. Şaka yapmadan duramıyor. 21 yanıt. Senin yüzünden şakalarına gülemedim. Bütün sırrı bozdun ya. Şakamatik. Mübarek Ceyda Kasabalı. Ayrıca şakaları çok kötü. Gülsüm. Sen bize niye takıldın bu kadar? Gülsüm. Gülsüm'ü kaybettik Çağrı. Gülsüm'ü kaybettik. Hiç alamamıştık ki Gülsüm'ü. Ah be Gülsüm. Yayını izle. Bu kadar önyargılı olma Gülsüm. Yayını izlemediğimi düşünen önyargılı bir davranış olması dışında sıkıntı yok. Yayınını izlemediğimi düşünmen önyargılı bir davranış olması dışında sıkıntı yok. Ay. Gülsüm. Bir virgül attırıverseydin ya. Daha fazla yanıt göster. RPG. Canlar her yerde. Gel bir V1 atalım o zaman. Ya Esta. Bizi böyle mi temsil ediyorsun Esta? Allah Allah. Kıza bir V1 teklif etmişsin. Allah Allah. Sağ olasın. Peki o zaman bize anlayışı farklı olabilir. Sorun yok. Aynen Erdem. Erdem bak. Tabii ki de canlara selam, YouTube boş boş takılmaya devam. Gülsüm, evet ilk başta bu yorumu yapsan daha iyi olacaktı. Çünkü iyi ve kötü diye bir şey var ve biz ölçülemez, size göre iyi olan bir şeye ben kötü dediysem hemen gelip beni yargılamayın. Hayatta her şey sizin gözünüzden olmayabilir. Ah be Gülsüm. Aga be. Üzülmüş kız. Çok saçma, komik olduğunu falan düşmüyor umarım. Keşke tepki kuleye gelmeseydi. Yapma Yasin. Yapma Yasin. Sana çok güveniyordum Yasin. Bu Yasin dedim bu videonun altına gelir yorum atar. Ve dedim bizi de sever dedim yani. Ben Yasin'in yorumlarını takip ediyorum o arada. Bütün videoları atıyor. Ben Yasin'i alırız demiştim. Hatta Nuri'ye de artı koydurmuştuk Yasin'in yanına. Evet ben ilk defa izleyeceğim. İyi oldu zaten. Gülen biri değilim. Adamın yaptığı bütün şakalara güldüm. Bende mi sorun var? Hem sen neye gülüyorsun çok merak ettim inşallah. Cem Yılmaz veya ÇKGHB2'ye gülmüyorsundur. Asla asla. Bizle alakalı yorumlara bakıyorum. Çağrı, sineğe benziyor bu arı mı? Hayır abi bu cırcır böceği. O zaman yeni ramona koyayım. Ekmek getirsene. Zeynep mesela bir şakayı burada oynamış, yaşatmış sağ olsun. Bin kişi de beğenmiş abi bak, o da çok önemli. Nereye bin kişi beğenmiş? O Zeynep'in yorumunu 1000 tane like gelmiş. Demek ki o şakaya 1000 kişi gülmüş.
Bak şimdi. Evet, 1000 kişi gülmüş. Bak şimdi. Irmağın yorumu bizi burada kalkındırmış. Çağrı hakkında kötü yorumları gördükçe üzülüyorum. Ön yargıdan başka bir şey değil. Neyse, kalbi güzel. Şaka bağımlı skeptör üstü. Sevildiğini asla unutma demiş. Canımsın Irmak ya. Tanımayan nereden bilsin Çağrı'yı? O ileride şakayla yaşar. Yemeye gerek yok. Oy. Ne oldu lan? Göremiyorum ki ekran ne küçücük. Oğlum iyi bir şey demiş. İyi bir şey demiş herhalde o zaman. Şakayla yaşasın diyor. Şakayla yaşamışsın diyor abi. Allah Allah. bakıyorum. Çağrı sonsuza kadar burada olmalı, çok iyi. Aferin Muhammed. Bunlar bizim adamlarımız. Bunlar gitmiş, Mami oraya gitmiş, yazmış amına koyayım. Aferin Mami. Bizim Mami değil ki o. O mu? Muhammed uçurucu. Uçardı. Yok, bizimkisi uçurucu kanka. Uçurucu bizimki. Aa, bu dışarıdan başka Muhammed mi? Evet, başka Muhammed. Bizden, aynen, bizim iki Muhammed'den birisi ama belli ki. Evet evet. Çağrı da hep böyle gelmeli bence, güzel olur. Mesela Eda E bizden değil. Yani bizden değil derken hepsi bizden tabii ki ama bu Twitch'ten takip ettiğini düşünmüyorum Eda Hanım. Ama videodan görüp yorumlayanlardan birisi gibi geldi bana. O yüzden teşekkür ediyorum Eda'ya. Çağrı aşırı komik, her bölümde olmalı. Mesela Ying Yang videodan yaptığı yorum. Mesela bunları da görüyoruz yani, anladın mı? Çağrı tüm bölümlerde olsun Şevval mesela. Çağrı aşırı samimi, hiç yadırgamadım sanki varmış gibi, lütfen daha çok yaz. Mesela Nisa Nur. Bizim hani bu tarafa oynamamız lazım. Bu insanları kazanmamız lazım, anlatabiliyor muyum? Teşekkürler efendim. Salantra abonelik gönderdi. KR Beyza'ya. Sağ olsun. Bak Ülkü Tuğba, Çağrı da ne yakışıklı, ne komik çocukmuş ya. Kalp maşallah. Bak bak bak, nasıl algıya bak. Dışarıdan bir izleyici gibi yapmış yorumu. Aa, ilk defa görüyorsun değil mi ya? Hiç yayınlarını izler misin? Mutlaka izlemem lazım. Aferin lan, iyi oynamışsınız. Aferin Tuba. Tuba aferin. İşte bunları yapalım Tuba. Karanlık açık okyanusta bunları yapalım. Aa, Enes ne demiş bak Çağrı? Dur bakıyorum. Enes birkaç kere denk geldim. Sürekli cinsiyetçi şakalar yapıp arkadaşlarını aşağılır. 10 dakikadan fazla tahammül edemedim. Burada ise farklı bir tavra bürünüp bu şekilde davranması ironik olmuş. Sanırım izlenmeleri düştü biraz, tepki kolikten izleyici çekerim diye düşünmüş. Kesinlikle takip etmemeni öneriyorum. Batuhan fake hesap mı açtın lan Batuhan? Ne alaka lan benimle? Burak dedi ki bizim espriler daha iyi. Nesini beğenmişler Çağrı'nın diye. Sen ne yolundasın Burak ya? Siktir et, izlenmeye bakalım kanki. Şaka maka, ne alakam buna, ne gerek var. Şimdi Enes 0. Ben Instagram'ını buldum bu arada Enes'in. Ya oğlum saçmalama bak sakın. Allah Allah. Aynen oğlum, Karaman. Ya hemen nasıl bulayım, saçmalamayın yani. Aslında aşağılamıyor. Hepsiyle çok sevme olduğu için şakaları kaldıracaklarını biliyor. İnan bana, başka bir insan üzdüğünü düşündüğünde o insandan fazla üzülüyordur. İzlenme için. Yo Tuba bu arada. İzlenme için neler tutunmaya çalışacak bir insan da olsa çoktan ortalık kazıp kavurmuştu. Çünkü prim kasmadan bile bu kadar başarılı. Bir sana laf edemem. Ben gülüyorum bu esprilere. Sen gülmezsin. O tercih mizan meselesi. Ama diğer önyargılarıma... Tuba, derdinizi karakolda anlatsaydınız. Yarın derdini savcıya anlatırsın, yazayım mı? Gel! Gel! Bağcılar ülke ocakları amına koyayım, gel. Tuğba racon gezmeye gitmiş ya. Arkadaşlar, şimdi şunu da hatırlatmakta fayda var. Tabii ki güzel yorum yazan ellerinize sağlık. Hepinizi çok öpüyorum, seviyorum. Kötü yorum yapan arkadaşlar da olmalı yani. Bu işin yani olayı o yani, anladın mı? Herkes %100 zaten güzel yorum yapsa... Anladın mı? Orada bir hata zaten vardır. İlla ki olacak yani. Kötü yorum, antipatik gelmiş olabiliriz. Kötü yorumlar olabilir. Mevzu şu. Şimdi yok, atmadı. Mevzu şu. Şimdi burada kötü düşünen kişiye gidip ona saldırıldığı zaman bu sefer o adam için daha kötü oluyor yani, anladın mı? Kendimizi yerine koyarsak mesela. Ya şöyle, gelip izlemesine de gerek yok. Sevmeyebilir. Belki şans vermek istemeyebilir. Hiç, her birimizde olur yani bu, anladın mı? O yüzden
Bunlar normal yani, normal. Ama maksat şu, genelin eğlenmesi. Yani gerçekten oraya çıkıp hiçbir şey demeden de yiyip de gidebilirdim de yani, anladın mı? Ha, güzelmiş, 6 puan, fena değil, 7 puan. Anladım, çok beğenmedim, 2 puan deyip de çıkabilirsin oradan. Ama hani buraya katılıyorsun. Burak davet etti, gittik. En azından eğlendim. Biz çekerken çünkü eğlendik yani. Ben açıkçası çok eğlendim yani. Bak Burak da eğlendi. Şaka maka çok güzel, acayip keyifli bir çekim oldu. Çağrı'ya ve Katman'a TK'den selamlar. Sevgiler, seviyorsunuz demiş. Aynen öyle Burak'cığım. Çok güzel ağırladılar. Sağ olsunlar. Bayağı makaramızı da yaptık. Kendi aramızda da eğlencemizi de yaptık. Videoda yansımış zaten bu şakalar vesaireler. Yani bu zaten maksat bu yani. Mevzu bu. Tabii ki aradan eleştirecek olan çıkacak. Sevmeyen çıkacak. İşte olacak yani bunlar, anladın mı? Sonuçta burada toplumun önüne çıkıyorsun yani. Hani kendi içimizde şaka yapsak birbirimizden hani şey yaparız ama o yüzden mesela benimle alakalı kötü bir şey yazanların altına daha kötü bir şey yazılanları görünce ben daha üzülüyorum yani. Yani o kişiye bu sefer çok yüklenme oluyor gibi oluyor. Çünkü benim avantajım var. Ben burada her gün yayın açıyorum. Yani 100 kişi de izlese beni, tabii ki beni o 100 kişi izleyen 100 kişi bu sefer gidecek orada onu yapacak. O kişi bir birey olarak belki herkesin sosyal medyası veya yayıncı olmak zorunda değil. Sosyal medyasının yüksek olmasına gerek yok. O kişinin gözünden baktığın zaman onu da üzmeyelim yani, anladın mı? Beğenmez geçer. Bir daha benim videoma tıklamaz belki o kişi için. Beğendiklerini takip eder. Sıkıntı olmaz. Ama şimdi adam buraya tepki kolisi seviyor. Gelmiş yani şey yapmış, hani kanala da ayıp olmasın yani, anladın mı? Benim de izlenmeler düştüğü için bu buraya çıkmak zorundaydım ya. Adam nokta atışını koymuş. Celal'cim çok teşekkür ederim. Alp'ın betimlemeleri mükemmel ya. Reis kitap yaz okuyalım ya. İzem'cim. Yazarız ya. Niye yazmayalım? Çağrı'nın şaka yapmadan duramaması hiç şaşırtmadı yine. Çağrı'yı görünce otomatik olarak parçalandım diye bağırasım geliyor. Bir de bu taraf var bir de, anladın mı? Yok mu bir anda bir widget? Gel! Gel! Vallahi şöyle chat'e atayım abi. Şuraya. Şöyle bir kanalı likelayalım. Anlatabiliyor muyum? Hani bizi davet ettiler. Ben de sizi temsilen gittim orada. Sonuçta yaptığım şakalar burası zaten gülecekti. Ekstra gülen insanlar da çıkar diye bu şekilde yaptım. Teşekkür ediyorum. Böyle bir 298 bin ne burası. Hadi buraya 300 yapalım. Hadi bakalım. Bir F5 atıyorum. Şimdi kanal... Ha, 301 olmuş. Sağ olsun. Bakın burada Instagram'ımı da yazmış, sağ olsun. Instagram'ıma da bakayım kaç bin Instagram'ım olmuş. Evet. Bakıyorum. 103 bin. 103 bin. Instagram 103 bin. Allah Allah. 104 nasıl olmaz ya? Burak'la anlaşmıştık. 105 olacak, 200 bot attıracağım demişti. O botlar da atılmamış. Şaka yapıyorum. Sakın mot atmayın ha. Sakın, sonra bütün gece canım çıkıyor botları sileceğim diye ya. Instagram'dan da takip ederseniz orada bir 105 yaparsak güzel olur. Teşekkürlerimi sunuyorum. Karaman sen ne yaptın?